Merhaba arkadaşlar. Bugün kabak bayılı tarifimizlerle sizlerleyiz. Bir çay bardağı şehriye, arpa şehriye kullanıyoruz. Bunu pirinçle yapmıyoruz. Biraz farklı bir tarif. Bir adet orta boy ya da küçüğe yakın bir domates. Yarım bir kapya biber kullanıyoruz. Dilerseniz tam da kullanabilirsiniz. Bir tutam maydanoz atıyoruz. Renkler çok güzel görünüyor şu anda. 100 gram kadar kuzu eti kullandım. Yağsız olacak ve haşlanacak. Yani sakız gibi tel tel birbirinden ayrılıncaya kadar bunu haşlamış olmamız gerekiyor. Bir tatlı kaşığı kadar domates salçamızı koyuyoruz ve bunları güzelce karıştıracağız. Zeytinyağımızı unutmuyoruz. 2 kaşık zeytinyağı. Ve şimdi güzelce karıştırıyoruz. Burada uzun uzun karıştırmamızın sebebi domatesin suyunu tamamen salması ve arpa şehriyeyi yumuşatmasını istiyoruz birazcık. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu da ekledik ve karıştırmaya devam edeceğiz. Bir çay kaşığı nanemizi de ekledik. Evet. Yarım çay kaşığı karabiber. Bu arada kabaklarımızı daha önceden dilimledik, içindeki çekirdeklerimizi aldık ve tuzladık. Birazcık sulanacaklar. Kabakların dış kabuklarını soymuyorum. Çünkü vitaminlerinin gitmesini istemiyorum. Bu şekilde daha güzel oluyor. Zaten dış kabuğu ince olduğu için pişme esnasında tamamen incelmiş ve yumuşamış olacak. Yerken de bizlere zorluk çıkarmayacak. Domates, salça tamamen birbirine geçene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Bu arada tabii etler de tamamıyla birbiri içine geçmiş olacak. Taneli değil, biraz daha tel tel ayrılmış olacak. Ben burada 3 adet orta boy kabak kullandım. İçlerini doldururken dikkat etmemiz gereken şey çok fazla tepeleme olmaması. Çünkü şehriyelerin de belirli bir miktar şişmesi gerekiyor. O şişme esnasında dışına taşmasını istemeyiz. Zaten sizler de biliyorsunuz ki dolmaları yaparken yarım yarım bırakıyoruz bunları. Bilmeyenler için de güzel bir nüans olsun. Sizler dilerseniz içerisine farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Ben sadece nane, karabiber, tuz şeklinde bir ekleme yaptım ama kekik ekleyebilirsiniz. Etle çok yakışıyor çünkü. Bu kabağın tadını, kokusunu sevmeyenler için baharat eklemesi güzel olabilir. Evet, içlerini doldurmaya devam ediyoruz. İç malzemesi biraz fazla kalıyor. Dilerseniz bir kabak fazladan yapabilirsiniz. Ya da büyük boy kabak kullanabilirsiniz.
Evet, son kabağımızı da bitirmek üzereyiz. Aynen tahmin ettiğimiz gibi birazcık kaldı. Benim elimde şu an kabağım yoktu ama bir tane fazladan kapya biberim vardı. Aynı şekilde kalan iç harcımın tamamını kapya biberimin içerisine dolduruyorum. Artık pişme zamanı. Pişirme için orta ateş kullanıyorum. 1 çay bardağı, hatta 2 çay bardağı. 2 çay bardağı suyumuz yeterli olacaktır pişmesi için. Orta ateşte yaklaşık 15-20 dakika sonra bir kontrol ediyoruz pişmişliğini ve sonucumuz bu şekilde oluyor. Abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi, yorumlarınızı açığız. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun.